Herkese merhaba, iPhone Fiyer'de sizlerle. Bugün sizlere hem yorumlara gelen bir teşekkür olarak hem de yorumlardan ve hani diğer şeylerden de gördüğüm kadarıyla ihtiyaç olan bir konu üzerinden gitmek istiyorum. Apple cihazınızı yani iPhone'unuzu jailbreak'li veya jailbreak'siz yani hiç fark etmez nasıl daha hızlandırabileceğinizi yani performansını geliştirebileceğinizi anlatacağım. Performans geliştirmek derken örneğin batarya ömrünü uzatmak birincisi, hızını arttırmak, takılmaları engellemek. Kısacası hani telefonunuzun kullanım ömrünü arttırmanızı sağlayacak şeyler göstereceğim size bugün. Videoyu iki kısma ayırdım. Birincisi jailbreak olmayanlar için telefonunda ama hani bunları zaten telefonunda jailbreak olanlar da yapması gereken şeylerden biri. İkinci kısmı da jailbreak olanlar için yapılan kısımlar. Yani tweaklerle ilgili falan konuşacağım daha çok. Başlamak gerekirse şöyle başlayalım hemen. Şimdi telefonum benim jailbreak'li olduğu için dediğim gibi daha düzgün bir şekilde göstermek için ben buradan safe moda giriş yapacağım ve hani safe moddayken anlatacağım size anlatacaklarımı. Evet, telefonumuz güvenli modda açıldı gördüğünüz gibi. Buradaki uyarımızı okey ediyoruz. Öncelikle bir Geekbench yapmak istiyorum hemen. Bir telefonumuzun performansını bu şekilde görelim resmi olarak. Hemen şöyle yapılıyor. Bir de işlemlerimizi yaptıktan sonra bir Geekbench yapacağız. Hani resmi olarak telefonumuzun ne kadar hızlandığını veya hızlanıp hızlanmadığını görmüş olacağız aynı zamanda. Şimdi benim size hani buradan sonra anlatacağım şeyler basit şeyler. Öyle çok karmaşık hani insanların bilmediği şeyler değil. Hani içinde açık olan uygulamaları kapatmak dahil var. Ama hani bunları bir araya getirdiğiniz zaman kayda değer ölçüde bir gelişme kaydedebiliyorsunuz. Şunun benchmark'ı bittiği zaman hemen göreceğiz şimdi. Bu arada yakın bir zamanda iOS 8.1.3 ve 8.1.2'nin iPhone 5'te karşılaştırmasını sizlere sunacağım. Ve şöyle bir şey de var hani bana soranlar oluyor 8.1.3 için jailbreak mümkün mü diye. Şöyle hani çıktığını söyleyenler var, söylemeyenler var. Hani ben henüz kendi cihazımda telefonumu güncellemedim. Çünkü hani jailbreak'in kesin olup olmadığını ben de daha henüz bilmiyorum. Neyse o konuya videodan sonra değiniriz. Şimdi baktığımız gibi tek çekirdekli skorumuz 706. Multicore yani birçok çekirdek olan da 1279. Bunu aklımıza tutarız. Şimdi öncelikle telefonunuz zaten hani jailbreak'li değilse telefonunuzun update'lerini mutlaka güncel tutun arkadaşlar. Şimdi siz diyorsunuz ki örneğin ben iPhone 5'imi 8.0'a güncelledim. Telefonum hepten sıçtı. Şimdi böyle dediğimiz zaman bundan sonra gelecek güncellemeleri yapmıyoruz. Şimdi böyle bir şey yok. Yanlış çünkü Apple hani her zaman güncellemelerle bazı bug'ları temizleyip telefonu hızlandırmaya çalışıyor. Çünkü verilen hizmet kalitesini arttırmak için. Örneğin 8.0 sürümüyle geçtiğimiz zamanda çıkan 8.1.3 sürümün inanılmaz farkı var iPhone 5'te. Hani 8.1.3 sürüm o kadar daha düzgün bir sürüm ki çok fazla ilerleme kaydetmişler bu konuda. Ancak şöyle bir şey var hani hepiniz yeni güncellemeler çıktığı zaman bu tehlike hattında olan hani patlayan telefonları biliyorsunuz. Örneğin iOS 8'in çıkmasıyla beraber iPhone 4S patladı diyebiliriz. Hani telefonunuzun da bu sınırda olmadığını göz önünde bulundurun. Örneğin bilmiyorum iOS 8.5 çıkacak atıyorum ileride. Bu iPhone 5 için bir son olabilir. Hani bu yüzden dikkatli olun bu konularda. Bununla ilgili bir diğer tavsiyem ise açık uygulamaları kapatmak olacak tabii ki de. Hani buradan böyle bunların hepsini kapatacağız. Bunlar da bizim şeyimizi, telefonumuzun performansını, bataryasını azaltan türden hepsini şöyle kapatalım. Üçüncü bir şey ise Safari'deki datalar. Şimdi buradan ayarlara girdiğimiz zaman Safari'ye geliyoruz. Ve burada tarihçe ve web sitesi verilerini sil diyoruz. Şöyle netleyelim kamerayı da. Buradan sildiğimiz zaman çünkü uzun bir süre biriktiği zaman Safari gerçekten çok fazla yer kaplıyor telefonda. Hani sitelerin kendine indirdiği şeyler falan hepsi inanılmaz yer kaplıyor bunlar. Diğer bir şey ise buradan iTunes'u açıyoruz. iTunes ve Apple Store dediğimiz zaman. Burada otomatik indirmeler diye bir seçenek var. Bu Wi-Fi'yi bulduğu zaman otomatikman indirmesini sağlıyor bazı şeyleri. Bende güncellemeler açık mesela. Hani telefonum direktman Wi-Fi bulduğu zaman güncellemeleri yapıyor. Hani bunu
İstemiyorsanız kapatabilirsiniz ve bu sizin batarya ömrünüzü azaltır. Aynı zamanda arkada otomatik güncelleme yapması telefonunuzun hızını da azaltır. Bununla birlikte arka planda uygulama yenileme. Birçok insanın bu hani bilmediği bir şey. Arka planda uygulama yenilemeye geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi bende de hepsi açık. Şimdi ben bunları direktman kapatırsam örneğin WhatsApp'tan falan mesajlar gelmez. Bu yüzden ihtiyacımız olmayanları buradan bu şekilde kapatıyoruz. Bunun ardından erişebilirlikten yapabileceğimiz bazı şeyler var. Şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. Hani iPhone örneğin multitasking geçerken şöyle bir efekt veriyor size veya uygulamaya girerken böyle bir efekt veriyor. Ve bu efekten telefonunuzu birazcık yavaşlatıyor olabilir animasyondan dolayı. Bununla ilgili erişilebilirlik hareketi azalt kısmından bunu açık yaptığınız takdirde gördüğünüz gibi bu aradaki şeyi kapatmış oluyor. Multitasking geçerken ki. Bir tane daha eklemek gerekirse işte bu background. Şimdi gördüğünüz gibi saydam bir background mevcut burada. Arkadaki moru örneğin iTunes Store'un morunu üstüne geçiriyor ve biz bunu renkli olarak görüyoruz. Şimdi bu da bizim telefonumuzun hızını yavaşlatabiliyor bazı durumlarda. Bunu da azaltmak için kontrast artır kısmına girip saydamlığı azalta bastığımız zaman tamamen gri ve opak bir ekran elde etmiş oluyoruz. Böylece bu opak ekran kesinlikle kasma falan tarzında bir şey yapmıyor. Onun dışında ekleyebileceğim başka şu var. Kullanıma geldiğiniz zaman buradan alanı yönet kısmına giriyoruz. Bu arada hani ben size telefonunuzun en az %30, %35 gibi bir civarının boş olmasını da tavsiye ediyorum. Çünkü yine telefonunuz kasmaya başlayacaktır bundan sonra. Buradaki uygulamalardan gereksiz uygulamaları silin. Benim size tavsiye ettiğim şey bu veya datalarını temizleyin. Örneğin e-postalara girdiğimiz zaman burada gerçi burada fazla data yokmuş ama datası fazla olan örneğin Facebook olacak. Facebook'a girdiğimiz zaman uygulamanın kendisi bakıyoruz. 170 MB bir de üzerine belge ve veriler 80 MB şey yapıyor. Katkı sağlıyor. Aynı zamanda hani bu da kullanmadığınız uygulamaları görmek için güzel bir şey olabilir. Onun dışında mesajlarda mesajlarınızı silebilirsiniz. Mesajlar yine yer kaplar büyük bir şekilde. Mail çok yer kaplar. Buradaki benim mesela 4493 tane mailim var ki bunlar çok gereksiz mailler. Yani hiç bakmıyorum bile. Bunları silmeniz gerekir. Fotoğraflarınızda önemli şeyler var. Fotoğraflarınızın gereksizlerini mutlaka silin. Videolarınızı iCloud senkronizasyonu ile telefonunuzdan temizlemeye çalışın. Eklemek istediğim bir şey daha var. Hani sizde jailbreak olmadığı için battery doctor gibi programlarla free RAM yani free memory arttırmanız. Şimdi hani ben şu an şarj etmediğim için çalışmayacak program ama gerçi çalıştı. Memory use'da bastığınız zaman buradan 172 memory kullanıyormuş. Boost'a bastığımız zaman buradan gördüğünüz gibi memory kullanımını büyük bir şekilde indiriyor bu. Hemen buradan gördüğünüz gibi temizlemeyi yapıyoruz. Bu tür programlar bayağı yararlı programlar. Saklama alanı olmak üzere. Allah Allah. 13 GB boş yerimiz vardı. Evet, can kalı temizlemiş olduk. 13,4 GB kullanılabilir alanımız oldu zaten. Hani bunların hiçbir işinize yaramadıysa size şöyle bir tavsiyem olacak. Buradan genelden en alta iniyorsunuz. Sıfırla var. Bu sıfırla da tüm içerikleri ve ayarları sil var. Bu telefonunuzdaki bütün her şeyi siler. Hani kişilerden, WhatsApp mesajlarından, diğer mesajlardan her şeyi tamamen hani faktörü reset dediğimiz şey yapar. Ayarları sıfırlayabilirsiniz. İnternet ayarlarını sıfırlar işte. Ekran yerleşimini sıfırlar. Telefonunuzu hızlandırmak adına bunları yapabilirsiniz. Ancak bu tüm içerikleri ve ayarları sil tuşundan dolayı yani telefonunuzun başına gelebilecek bir veri kaybından dolayı da biz sorumlu değiliz. Kesinlikle telefonunuzu yedekleyin böyle bir şey yapmadan önce. Ayrıca bunun dışında ağ ayarlarını sıfırlayabiliyorsunuz. Hani oraya buraya Wi-Fi bağlanmasını istiyorsanız. Konum ve gizliliği sıfırlayabiliyorsanız daha önce hani konum mesela örneğin Facebook benim konumumu kullanmasını istiyorum. Konumumu silsin istiyorum dediğiniz zaman bunu sıfırlayabiliyorsunuz. Ana ekran yerleşimini sıfırlayabiliyorsunuz. Hani eski haline dönüyor görüntü falan filan. Jailbreak'li cihazlar için olan anlatımımıza gelecek olursak. Şimdi öncelikle ben şöyle düşünüyorum. Hani çok fazla görsel tweak kullanmamanız gerektiğini düşünüyorum. Yani hani farklılığa bu kadar önem vermeyin istiyorum. Örneğin yukarıda atıyorum benim hattım Vodafone. Buradaki Vodafone yazısını silip işte adınızı yazmak veya
buradaki kilit ekranını açmak için kaydırın dediğiniz yere, adınızı değiştirmek falan gibi şeyler tabii ki de yapabilirsiniz. Size kalmış ama bunlar telefonunuzu yavaşlatır ve batarya ömrünüzü de bayağı bir kısaltır. Şimdi benim hani burada baktığınız zaman bir şu kontrol center'ım işte resimli falan, işte burası kayıyor. Yani çok fazla tweak'im yok. O yüzden hani çok fazla da kasmıyor telefonum. Şöyle bir şey var. Kullanılmayan tweakleri silmenizi tavsiye ediyorum size. Hani bunu bir kere daha gösterelim size, bilmeyenler olabilir diye. Buradan sayıya giriyoruz hemen. Sidia'nın yüksek yüklenmesi birazcık uzun sürüyor. Sidia anca yüklendi. Buradan kurulu olanlara girdiğimiz zaman buradaki tweetleri kullanmadığınızı silmenizi tavsiye ediyorum sizlere. Onun dışında telefonunuzu yine hızlandırmak için şöyle arka plandaki uygulamaları kapayabileceğiniz bir tuş gibi bir şey tavsiye ediyorum size yine. Bu hani gerekli bir şeydir ve işinizi bayağı hızlandırır. Onun dışında animasyonları hızlandırmak için Spring Tomize gibi programlar kullanabilirsiniz. Mesela şimdi ben buradan hemen ayarlardan size göstereceğim. Buradan Spring Tomize'a girdiğimiz zaman animasyonlara basıyoruz. Özel hız açık. Benim şu an özel hızım gördüğünüz gibi 0.71 gibi bir şey. Yani çok fazla değil. Hani doğallığını çok bozmayacak şekilde benimki. Ancak buradan hani özel hızını azalttığınız takdirde buradan yeniliğe basıyoruz. Özel hızını azalttığımız takdirde daha da hızlanacaktır telefon ama çok da hızlı olduğu zaman telefonun doğallığı bozuluyor ve bu sefer takılmaya başlıyor. Yani hızlılık değil ama takılıyor telefon o kadar hıza alışık olmadığı için. Şimdi göstereceğim size onu. Örneğin gördünüz mü hani telefon tutukluk yapmaya başladı birazcık. Bunun üzerine. Hatta bazı komutlarımı almıyor bile. Onun dışında şimdi şu görsel tweak'imizi mesela kapatalım hemen. Buradan. Hemen şunu şöyle bir respring'imizi de atalım. Onu da attık. Eski haline döndü. Son olarak size bir tavsiyem daha olacak. Hani biz genellikle örneğin Sayda'ya burada ne kadar sürede girdiğimi gördünüz. Hani bu uzun bir süre sayılabilir. Sayda'ya girip de programları teker teker sileceğinize onun yerine Sidelight 8 diye bir program var. Hani bunun yine aşağıda linkini ismini vereceğim. Buna bastığınız zaman örneğin bu Color 8 mesela şöyle göstereyim size. Klavyenizin rengini değiştiriyor. Ancak bu program bir Sidelight programı olduğu için normal app'ler gibi silinemiyor buradaki gibi. Ama bu Sidelight programıyla bunları direkt buradan kaldırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bu çok, çok işinize yarayan ve işinizi hızlandıran bir program. Gereksiz tweakleri silmek için. Edinmenizi tavsiye ederim. Son olarak yine Sidelight'da olan bir tweak bu. iCleaner. Hani bilgisayar için de versiyonu var bunun bildiğiniz üzere. Hani batarya doktoru falan 2 ay kalıyor bunun yanında. Buna girdiğiniz zaman bu güncellemesi olduğunu söylüyor falan filan. %76 bir gereksiz kullanım gördü. Şimdi temizleniyor. Bekleyin. Hemen bunun temizlemesine izin verin. Bu arada bana şunu soranlar da oldu hani jailbreak'in hızı cihazımla alakalı mıdır falan diye, tabii ki daha alakalıdır. Yani iPhone 6'da bir jailbreak kullanan bir insana iPhone 5'te kullananın çok farklı olur. Hani bir de iPhone 6 ve iPhone 5 demişken iOS 8'de jailbreak'te olan bir sürü tweak Touch ID üzerine kurulu. O yüzden hani uyumsuz tweakleri indirmeyin. Örneğin CC Toggles diye bir tweak var. Buradaki şeyi bu kontrol center'daki şuraları hareket ettirmenizi sağlıyor. Bunu indirdiğiniz zaman bunun henüz iOS 8 için uyumlusu çıkmadı. Hani siz bunu indirdiğiniz zaman telefonunuz direktman kendi reset alacaktır ve güvenli moda girecek. Ve bu güvenli modda hani kısacası endişelenmemiz gereken bir şey değil. Bu arada videodan sonra her şeyden sonra bir Geekbench yapalım tekrardan. Bir görelim bakalım hani resmi olarak ne kadar hız artmış telefonumuzun. Yanılmıyorsam 750, 706'ya 1209'du. Pardon, 1259 o tarz bir şeydi. Şimdi bakarız. Bakalım ne kadar fark edecek. Hani azalmış mı artmış mı?
Ben bunu videodan direkt sonra çekmeyi unuttum. O yüzden şimdi çekiyorum. O yüzden hani arka planda falan değişiklik oldu, neden oldu diye sormayın sonra. Son 10 saniye falan kaldı büyük ihtimalle. Benchmark'ın bitmesine. Ve 709'a 1284 sonuçlarını aldık. Şimdi previous'lara girdiğimiz zaman sanırım bu olacak. 706'ya 1279'du. Ancak şimdi yaptığımız 709'a 1284. Hani bu kağıt üzerinde çok fazla bir şey gibi gözükmüyor. Ancak bayağı önemli bir etken olmakta. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuz 8.1.3 ve 8.1.2'nin karşılaştırması olacak. Veya hani bunun dışında bir video isteği yapmak isterseniz yorumlarımızdan tabii ki de açığız. Bütün sosyal medya hesaplarımız sizin yardımlarınızla 7/24 açık. Hani bunları bilerek videolarımızı izlemenizi tavsiye ediyoruz. Bu arada sağ üstteki tuştan da hani sizin ekranınıza göre sağ üstteki abone ol tuşundan abone olursanız videolarımızın devamının gelmesinde yardımcı olacaksınız. Teşekkürler.